Eski Açık'tan maç önünden herkese merhaba. Bugün Sivasspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği maçı değerlendireceğiz. Ligin artık ilk yarısındaki son maç olacak. Bu bir erteleme maçı. Hakem Ali Umut Mener'e saldırılmıştı ve o hafta oynanacak maçlar daha ileriki haftaya ertelendi. Bu hafta oynanacak o erteleme maçları. Sivasspor son iki maçını kazanmayı başardı. Fena bir şekilde gitmiyorlar. Hocaları değişti. Bülent Uygun geldi. Daha önce Servet Hoca ile beraberlerdi ve bence şanssızlardı. Servet Çetin'le beraber daha fazla puan toplayabilirlerdi. Ama skor üretimi konusunda, takımın hücum aksiyonları konusunda belli sorunlar yaşadılar. Ve daha da önemlisi bence çok basit goller, basit de demeyeyim, çok sürpriz goller yediler. Güven Yalçın'ın golleri gibi çok böyle enteresan goller yediler. Ve o nedenle bence hak ettikleri puanın biraz daha altında yer alıyorlar. Normalde bu Sivasspor deplasmanı diye, Sivas deplasmanı diye bir Türk futbol efsanesi var. Ama Sivasspor bu sezon içeride bir maç kazanabildi. O da geçen hafta İstanbulspor'a karşı, Kayseri maçından önce oynadıkları İstanbulspor maçında kazanabildiler. Onun haricinde bu sezon içeride oynadıkları hiçbir maçı kazanamadılar. Sivasspor'un 11'ini verelim, muhtemel 11'ini verelim ve daha sonra devam edelim. Kalede Ali Şaşal Vural oynuyor. Sağ bekte Alaaddin, stoper ikilisinde Caner Osmanpaşa ile Apinden Goye. Sol bekte Uğur Çiftçi, ön ikilide Harisis ile Hakan oynuyor. Forvet arkasında Samu Saiz. Santrforları Manay olmadığı için Koite'yi en önde görebiliriz. Ve burada aslında sakat olan Burak Kapacak ve son maçlarda tercih edilmeyen, kadroya bile giremeyen belki Gerson Rodriguez'i oynatabilir hoca. Sağ kanatta kimin oynayacağı biraz soru işareti. Sol kanatta Barov oynuyor. Böyle bir 11'e sahipler. Mane'in yokluğunda aslında işte Enji gibi oyuncuları falan var. Ahmet Musa var ama onlar milli takımda oynayamayacak. O biraz şanssızlık oldu Sivasspor adına. Çünkü Manay takımın en çok gol atan futbolcusu. Son Kayserispor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Çok çok kuvvetli ve iyi bir oyuncu. Sırtı dönük oyunu. Onun oynadığı sırtı dönük oyun hem Barov'u hem bu kenarda oynayan Koita'yı çok hareketlendiriyor ve çok skora yakın hale getiriyor. Kendisi attığı kadar çevresini oynatma konusunda yetenekli, mahir bir oyuncu Manay. Bence ligin en iyi forvetlerinden biri. Yani verdikleri gol beklentisinden 5 tane daha fazla gol yemişler. Biraz olağanüstü goller yediler. Ben Ali Şaşal Vural'ın performansını bu sene mesela o kadar çok kötü olduğunu düşünmüyorum. İyi durumda değil tabii. Ligin iyi kalecilerinden biri olarak anamıyorum bu seneki performansından. Ama sıkıntı sanki ondan bağımsız yani. Çok olağanüstü güzel goller yediklerini söylemem lazım. Sivasspor'un en büyük eksiği bence ki maçın game changer'ı ve düellosu kısmında oraya değineceğim. Uğur Çiftçi'nin savunduğu taraf çünkü Barov çok geriye gelen bir oyuncu değil hatta hiç değil. O nedenle burada hem Kayserispor maçında ikiye birleri iyi oluşturdu Kayseri ve çizgiye inmeyi başardı. Galatasaray'da da Sacha Boey ve Zaha oynarsa burada ikiye birleri yapabilirler. Demişken Galatasaray'ın 11'ini de verelim muhtemel 11'ini. Kalede Fernando Muslera, sağ bekte Sacha Boey cezadan dönen. Stoperde Davinson iyi ama yani sağlık olarak herhalde döndü ama hoca belki daha da hazır duruma gelene kadar Nelson'la devam etmek isteyebilir ki Nelson'un performansı da gayet iyi. Nelson Abdülkerim ikilisi. Sol bekte Barış Alper Yılmaz kart cezası onun yerine Kazımcan Karataş oynayacaktır. Orta saha ikilisinde burada işte hocanın ikilemini de vermek gerekiyor. Torreira'nın yeri kesin ama yanındaki oyuncu son maçta iyi bir performans ortaya koyan Ndombele mi yoksa son 4-5 maçtır iyi olan Kerem Demirbay mı? Okan Hoca Kerem Demirbay'ın performansından övgüyle söz etti. Son 4-5 maçı katarak övgüyle söz etti. Sağ tarafta evet Zaha topu soluna çektiği zaman bu tarafta olduğu kadar etkili şutlar atamayabiliyor. Ama ben oldukça beğendim maçta. Hem Dilermeyi çıkarmadı ki Sivasspor'da da Uğur var. Uğur da öyle çok çok çıkan çizgiye basan bir oyuncu değil. Bu yaşlarda hiç onları denemiyor. Ama ne olursa olsun ayağı temiz bir oyuncu ve orta sahanın bu kısımlarında da Galatasaray savunmasında tehdit oluşturabilecek, paslar atabilecek bir oyuncu. Orayı komple kesmek için yine Zaha'yı orada tercih edebilir hoca ki ben Zaha'nın performansını son maçta beğendim. Forvet arkasında Dries Mertens, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, santrforda ise Halil Dervişoğlu 11'ini bekliyorum Galatasaray'da. Barış Alper olsaydı bence santrforda Barış Alper hoca bu maçta deneyebilirdi. Halil'i ben son maç beğenmedim. İyi bir performans göstermedi ve özellikle bu Sivas deplasmanı gibi zorlu, daha zorlu maçlarda her ne kadar bu sene işte dediğim gibi bir maç kazanmış da olsa Sivasspor sert bir takım. Şu dörtlü bloğu iyi oluşturan bir takım. Hakan Harisis ve iki stoperle Caner ve Apindangoya ile sert ve sağlam bir savunma yapmaya çalışan bir takım. O nedenle Halil'in oralarda kaybolma ihtimali daha fazla. Maçın bence game changer'ı Wilfried Zaha olacaktır. Zaha'yı bugüne kadar şu ana kadarki performansı eleştirdim. Ve bence şu an performansı biraz yükselse de yine eleştirilmeye hak ediyor. Galatasaray taraftarının ondan beklediği bu değildi. Daha kilit maçlarda, daha sıkıntılı maçlarda Zaha'nın bu işleri çözmesi gerekiyordu. Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere. Ama Ocak ayından sonrası için de
Artık şampiyonluk yarışının İsmail Kartal'ın da dediği gibi daha az sakatlık verecek, daha az puan kaybedecek, artık bir golle daha fazla atabilecek veya yemeyecek takımın kazanacağı bir senaryodayız. Katılıyorum İsmail Hoca'ya burada. O nedenle Zaha gibi oyunculardan da erken vazgeçmek, orada işte Zaha'dan pes etmek pek mantıklı değil. Okan Hoca'nın hem Zaha'yı hem de Ndombele'yi hem Tete'yi sürekli bütün oyuncuları aynı zamanda oynatmaya çalışması ve hepsinden verim alması bu açıdan büyük avantaj, büyük artı hoca tarafından. Çünkü ligin hangi maçında kime ihtiyaç duyacağınız belli olmuyor. Torreira cezalı duruma düşüyor. Boy cezalı duruma düşüyor. Buradaki Kaan'ı oraya kaydırıp hiç düşünmediğiniz Ndombele'yi bir anda orta sahada görüyorsunuz ve ben geçen hafta Ndombele'den umudumu kestim demiştim. Son maçta gayet iyiydi. En azından kendi ortalamasının, bu sezon kendi ortalamasının üstündeydi. O nedenle Galatasaray'ın bütün oyuncularından faydalanması gerektiği, Ocak ayında en azından devre arasında kimle ayrılır, kimle devam eder bilemem ama Ocak ayından sonra devam edici oyuncularla bir şekilde oynatması ve onlardan verim alması gerektiğini düşünüyorum. Maçın game changer'ı Zaha olacak dememin sebebi hem Kayserispor maçında hem Başakşehir maçında ve bu tip maçlarda Uğur'un arkasını çok rahat işleyebildi takımlar. Burada yaptıkları ikiye birlerle özellikle bu bölgeyi çok rahat kullandılar. Buraya boyu indirmek, son maç Kaan Ayhan'ın indiği gibi boyu indirmek büyük avantaj olabilir. Tabii insanlar şöyle bir şey düşünecektir. Oralara Kaan indiği zaman çok daha verimli işler yapıyor. Kaan mı acaba orada oynasa? Çünkü o kadar iyi performans gösterdi ki sezon en iyi futbolcusu Sacha Boey'a eleştiri getirdi Galatasaray taraftarı. Bak Kaan ne güzel bitiriyor, ne güzel final paslarını hallediyor diye. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Konyaspor'a karşı Galatasaray evet çıkabildi. Konya'ya karşı Kaan Ayhan ileriye kadar gidebildi ama Sivas'a karşı veya daha zor maçlarda oralara kadar gidebilmek, iki fizik durumunda oynayabilmek, yani fizik olarak iki yarı sahada da oynayabilmek, oyunun iki tarafını da iyi şekilde kotarabilmek çok zor. Ve bunu sezon başından beri cezalı olmadığı her maça başlayan Sacha Boey beceriyor. Kaan Ayhan'ın bir maçlık performansıyla Sacha Boey'un yerini orada oynar mı diye sormak biraz komik. O nedenle Boey'un formayı yeniden alıp oradaki performansını, oradaki rolüne geri döneceğini düşünüyorum. Sivasspor net bir aslında kontra atak takımı üzerine kurulmuş bir yapı. Özellikle rakiplerini ikinci bölgede ve kendi birinci bölgelerinde kapatıp orada kazandıkları toplarla hızlı hücuma çıkmayı deneyen bir takım. Çünkü Karisis ve Hakan ikilisi buna çok uygun. Samu Saiz de bu işleri yapabilecek bir oyuncu. Özellikle burada kazanılan topları ileride iyi dağıtıyor. Oraları iyi yönetiyor. Bence yetenekli ve iyi bir oyuncu. Süper Lig seviyesinde, Sivasspor seviyesinde o seviyenin biraz da üstünde kalabilecek bir oyuncu. Medipol Başakşehir'e mesela attığı çok güzel bir gol var. O tip işleri, buralarda kazandıkları topları değerlendirme işlerini iyi yapabiliyor. Galatasaray'ın orada işte güvenceye oyuncu Lucas Torreira olacak bu maç. Torreira ile Saiz ikilisi de maçın bir başka düellosu olacak. Lucas Torreira'nın orada kapacağı toplar veya Saiz'in ileri götüreceği toplarla Sivas ataklarını hücuma yönlendirmesi, Torreira'nın da o topları bloke edip edemeyeceği bence düellonun kazanını da belirleyecek. Okan Hoca'nın ikilemi az önce bahsettiğim gibi bence gayet net. Kerem Demirbay mı, Ndombele mi? Ben bu maçta hocanın nedense Kerem Demirbay'da devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü son maçta hoca bunu söyledi aslında. Kerem Demirbay'ın performansından övgüyle bahsetti. Gerçi Ndombele'nin performansından da övgüyle bahsetti. Ama Demirbay'ınki daha süregelen bir şey. 4-5 maçtır oynadığı oyunu övüyor Okan Hoca. Ve son maçta da bence gayet iyiydi Kerem Demirbay. Bülent Uygun'un Galatasaray'ın merkezini iyi kapatacağını, iyi kapatmayı deneyeceğini en azından düşünüyorum. Ve burada açıkçası forvetlerinin, santrforlarının olmayışı onlar adına, Sivasspor adına büyük bir eksi. Sivasspor eğer santrforundan yararlanabilseydi bu maçta onu duvar olarak kullanıp iki kenar oyuncusunu ileriye doğru çıkarma, ileriye doğru, hücuma doğru özellikle bilhassa burada Koyit oynadığını onu forvete doğru gönderme işini çok deneyecekti ki burada Kazımcan'ın oynaması da Bülent Hoca'yı cesaretlendirecekti. Çünkü Volkan Demirel'in Hatayspor'u Galatasaray'dan böyle bir galibiyet aldı. Buna çok benzer bir galibiyet aldı. Sırtı dönük oynattıkları santrfor ve arkaya sarkan Delebashiru gibi oyuncularıyla Galatasaray'ın arkasını işlemeyi başardılar. Ben yine bunu deneyeceğini, Bülent Uygun'un bu maçı feyiz alacağını, Hatayspor maçını feyiz alacağını kendine düşünüyorum. Sırtı dönük bir forvet kullanacak. Koyta da bu işleri yapabilen bir oyuncu. Tabii şey kadar değil, Manay kadar olmasa da Koyta da bu işleri yapıyor ama bir Manay'ın eksikliğini çok hissedeceklerdir. Konyaspor'un da santrforu Çıkaleş'i yoktu ve yerine oynayan Nelson hiçbir varlık gösteremedi. Galatasaray zaten ligdeki takımların az forvetlerini sindirebilecek bir stoper hattına sahip. Yani 3 stoperinden herhangi ikisi ligdeki her takımın forvetini marke edebilecek, onu bozabilecek iki stoper. Buna büyük takımların yani derbilerdeki
forvetler de dahil ki Edin Dzeko Nelson eşleşmesinde bunu gördük. Davinson, Nelson ve Abdülkerim bu ligin çok üzerinde 3 stoper ve Galatasaray'ın şu ana kadar yarışı kafa kafaya götürmesinde ve çok az gol yemesindeki ana etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu sezon aslan payını vereceğimiz yer, özellikle ilk yarıdaki aslan payını vereceğimiz yer kesinlikle savunması ve savunmada yediği çok çok az gol. O nedenle Sivasspor'un işi çok zor. Manaysız Sivasspor'un işi. Zaten hücum anlamında iyi bir takım, üretken bir takım değiller. Ligin en az ikisi üreten takımlarından biri Sivasspor. Daha çok buldukları fırsatı değerlendirmeye, manayla değerlendirmeye, manayla pozisyon üretmeye çalışan bir takımlar. O kısırlıklarını Manay Saiz ikilisiyle gidermeye çalışan bir takım. Ama onun da olmadığı bir senaryoda, sağ tarafta Burak'ın veya işte Gerson Rodriguez'in oynadığı bir senaryoda Sivasspor'un üretimi çok çok daha düşecektir. Gol yemeyip işte Koyta'yla Barov'la hızlı hücumlar deneyeceklerdir ki Barov Kayserispor yediği son gole baktığımız zaman Kayserispor bir hücum deniyor. O hücumun uzaklaştırılmasından sonra derine gelen hemen oyunu kurmaya çalışan santrfor Mane'yi görüyoruz. Daha sonra Barov çizgiden Mane'ye çevirmeye çalışıyor cezalarının içerisinde ve Sivasspor golü buluyor. Çok çok kısa saniyede hücuma geliyorlar ama oradaki aslan payı Mane'nin sırtı dönük oyunundaki zekası. Galatasaray'ın hem stoperleri bence buna çok müsaade etmeyecektir. Hem de Manaysız Sivasspor bu tür atakları organize etmekte zorluk çekecektir. Mertens bu sezon deplasmanlarda pek etkili bir performans ortaya koyamasa da iç sahada bunu son maçı da dahil ederim. Bütün kanat oyuncularının daha iyi oynamasına neden olan faktör oluyor. Tete'yi de katarım, Zaha'yı da katarım, Kerem'i de katarım buna. Galatasaray'ın her kanat oyuncusu Mertens'le oynamayı istiyordur. Çünkü Mertens onlara yaptığı koşularla, buralara indiği koşularla çok alan açıyor. Kaçırdığı golde dahi bunu görüyoruz. Aslında kaçırdığı golde Mertens burada. Yani tam bir kanat oyuncusunun isteyeceği yerde. Kaan'ın veya Kerem'in, yanılmıyorsam Kaan'ın çevirdiği topta da golü yapamadı belki ama oralara girmesi, oralara gitmesi kanat hücumlarının etkili olmasını sağladı. Sivasspor'un da en eksik bölgesinin burası olduğunu, burayı savunmakta çok güçlük çektiğini söylersek Mertens'in Konyaspor maçında bulduğu pozisyona benzer bir pozisyonu bulması mümkün Galatasaray'ın. Ama işte orada oyunu daha iyi bilen, kanat oyuncuları oynatmakta daha yetenekli olan Mertens'in oynaması şart. Eğer Zaha'dan ve Kerem'den katkı almak isteniyorsa veya Tete'den, ben Zaha'nın sağ tarafta yükselen performansının da tamamen, yani en azından %80'inin falan Mertens'in içeride oynamasını, Mertens'in 10 numarada oynamasına bağlıyorum. Mertens'in 10 numarada oynaması Galatasaray'ın kanat akınlarını %70, %80 geliştiriyor bence. Evet, Sivasspor Galatasaray maçını analiz ettik. Ligde ilk yarının son maçı olacak bu maç. Umarım keyifli bir mücadele olur. Sizin de maç hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.